Bir adam sünnete ittiba etmekte tembellik ederse hasaret azime, ehemmiyetsiz görürse cinayet azime, tenkit ederse de dalalet azimedir. İhlassız Kabe'yi inşa edeceğine ihlaslı bir çakıl taşı koymak ondan daha hayırlı. Birisiyle konuştuk. Türkiye'de bir akşamda dizi izleyen insanların sayısı tam 55 milyonmuş. 55 milyon. O 55 milyon insanın izlediği dizilerde ne anlatılıyor? Çarpık ilişkiler, ahlaksız. Bir hadis duyduğunda kaynak arıyorsun. Buhari'den mi nerede diye soruyorsun, doğru. Ama bir münafık senin kulağına bir cümle üflediğinde niye delil aramıyorsun? Niye hemen inanıyorsun? Niye gıybet ediyorsun? Niye iftira atıyorsun? Yet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlal. Ömründe Allah korkusundan bir damla gözyaşımız olsun. Televizyon izlemekten, maç seyretmekten, dizi seyretmekten, film seyretmekten peygambere yer kalmıyor, zaman kalmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah o sahabeyi görüyor. Ona diyor ki sen gece ne yaptın? Diyor ey Allah'ın Resulü ben bir şey yapmadım. Senin misafirini diyor misafir et. Mesela diyor ki sen öyle bir şey yaptın ki diyor Allah gece ayet indirdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bir ders okuyacağız. Yani bak istifademizi artırsın. Üstad Hazretleri burada anlatırken diyor Cenab-ı Hakk'ı bize tarif eden üç büyük külli muarif var. Yani Cenab-ı Hakk'ı bize tanıtan, bizi yaratan, yaşatan, rızıklandıran, bir kadre sudan yaratan, mucizane yapan, bizi terbiye eden, Rabbimizi bize tanıtan üç büyük külli muarif var. Zaten insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi şu kainatın yaratıcısı olan Allah'ı tanımak, iman edip ibadet etmek ve izan ve yakın ile varlığını ve birliğini tasdik etmek, vazifemiz bu. Bu vazifeyi yapabilmemiz için de üç büyük külli muarif tarif edici yani öğretmen var. Birisi şu kitab-ı kebiri kainattır, birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır, birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Biz şu kainat kitab-ı kebirine baktığımızda bu kitapta her bir kelime yani yıldızından atomuna, ağacından yaratılan hayvanına kadar her birisi bir mana ifade eder. Bir harf katipsiz olmaz kaidesinden hareketle kainatta gördüğümüz her cümle, ağaç bir cümledir, yıldız bir cümledir. Bütün o cümleler kendi katibini gösterir. Bu cihetiyle yaratılan her şey, her mahluk, her zerre kendi sahibini, saniyini, malikini bildirir. Bu cihetiyle biz şu kainat kitabını okuduğumuzda onun sahibini tanırız, Rabbimizi tanırız. İkincisi bize Allah'ı tanıttıran Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Cenab-ı Hakk'ın bir kudret sıfatından, bir kelam sıfatından gelen iki tane kitabı vardır. Birisi kainat kitabıdır. Birisi de onun tefsiri olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Nasıl kainat kitabı Allah'ı tanıtırsa Kur'an da Allah'ı tanıtır. Kur'an 40 vecihle mucize bir kitaptır. Belagat vardır, fesat vardır, bedaat vardır, beraat vardır, manasında camiyet vardır, ilminde camiyet vardır, mebahisinde camiyet vardır. Maziden verdiği gaybi haberler vardır, müstakbelden verdiği gaybi haberler vardır. Hakaiki ilahiye dair verdiği gaybi haberler, hakaiki kevniyeye dair verdiği gaybi haberler gibi 40 ayrı mucize cephesi vardır. Mucize insanı acizde bırakan fiillere denir. Kur'an bu cihetiyle 40 cephesiyle mucizedir ve Allah kelamı olduğunu gösterir ve bu cihetiyle de bu kainatın yaratıcısı ve o kitabı indiren Allah'ı kemaliyle tanıttırır. Rabbimizi bize tanıttıran üçüncü büyük külli muarif Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ı bize tanıttırır. Ama onun bize Cenab-ı Hakk'ı nasıl kemaliyle tanıttırdığını anlamak için önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımamız gerekiyor. Bir şeyi bilmek başkadır, onu tanımak başkadır. Hepimiz gibi biliyoruz, insanda böbrek var. Bu bilgi bizi doktor yapmıyor. Kim böbreği tanırsa o doktor oluyor. Hepimiz biliyoruz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Evet bu bizi Müslüman yapıyor ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak bizi kamil mümin yapıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kimdir? O öyle bir zattır ki azamet-i maneviyesinden dolayı sat-ı arz onun için bir mescittir. Mekke mihraptır, Medine minberdir. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bütün ehli imana imamdır, bütün insanlara hatiptir, bütün enbiyaya reistir, bütün evliyaya seyyittir, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir zikir halkasının da serzakiridir. Mahbub-u kulüptür, mürebbi-i nüfustur, sultanı ervahtır. Bütün insanların da en efdalidir, en eşrefidir, en azimidir, en kerimidir. Sesçe en yüksek, vasıfça en parlak, zikirce en âm, mahiyetçe en ekmel, suretçe en ecmel. Kainat bostanında arzı, semavatı,
latif tesbihatıyla vecde ve cezbeye getiren Nev-i Beşer'in andeliv zişanı Beni Adem'in Bülbülüzül Kur'an'ıdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam levlake levlak lema halaktul eflak sırrına mazhardır. Yani sen olmasaydın felekleri yaratmazdım hitabına mazhardır. Şu kainat denen ağacın hem çekirdeğidir hem de meyvesidir. Kainat denen insanın ruhudur Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. O zat-ı ekremdir, zat-ı nuranidir, zat-ı kutsidir, Muhammed-i Arabi'dir, hoce-i kainattır, fahrul alemindir, Muhammedül emindir, seyyidül alemdir, sultanı levlaktır, ilahir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı binlerce vasıfla tavsif edebiliriz. Ama bunların her birisinin içerisine de girmek lazım. Bediüzzaman Hazretleri bu söylediğim her tavsifin ve tarifin içerisine girer ve kemaliyle izah ve ifade eder. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şahsiyet-i maneviyesini tarif eder. İnsan o şahsiyet-i maneviyeyi anladığında nasıl bir peygamberin ümmeti olduğunun şuuruna ve farkına varır ve onun sünnet-i seniyesine ittiba etmek için bir iştiyak hisseder. Genelde bizim siyer kitaplarımızda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ki o ciheti de değerli ama daha çok ahval-i suriyesi nazara verilir. Alışveriş yaparken nasıl davranırdı, su içerken nasıl içerdi, insanlarla nasıl muamele ederdi bunu bilmemiz lazım. Doğru ama Peygamberimizin kıymetini ahval-i suriyesine bakarak anlayamayız. Onun şahsiyet-i manevisine bakmamız lazım. Yani bir bedevi Arap'la çarşı içinde at mübayasında bir zatı düşündüğümüzde, çarşıda alışveriş yapan bir zatı düşündüğümüzde edepsizlik etmemek için başını kaldır, refreve binip, Kab-ı Kavseyn makamına çıkıp, Hazreti Cebrail'i geride bırakıp, Cenab-ı Hakk'ın cemalini kafa gözüyle müşahede eden o zat-ı nuraniye akıl gözünü dik ki edepsizlik etmeyesin diyor. Allah sadece onu huzuruna almış ve kafa gözüyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede etmiş ve gözü bile kaymamış diyor. Bazı peygamberler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet olmak için dua etmişler. Ama Allah o şerefe bize nasip etmiş. Cenab-ı Hak şuurunda olmayı nasip etsin. Şimdi ben Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamberlik delillerini anlatmayacağım bu akşam. Çünkü onu bir akşam konuşmuştuk ama diğer zamanlarda onu konuşuruz. Peygamberimizin her hali onun peygamber olduğuna delildir. Ben bu deist çocuklarla çok oturup kalkıyorum ve onlara belki bu masa burada yok ama o Allah'ın Resulü olduğunu 2 kere 2 4 eder derecesinden daha kat'i bir surette ister ilmi delillerle, ister bilimsel delillerle, ister tarihi gerçeklerle, ister sosyolojik gerçeklerle ispat ediyoruz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam bir güneştir. Aslında ispata da ihtiyacı yoktur. Gözünü açan herkes onu görebilir. Ama imanımızın inkişaf etmesi için peygamberlik delillerini tefekkür etmek önemlidir. İşte okumak yazmak bilmediği halde 14 asrın ukalasını hayrette bırakan bir din ile def atan meydana çıkması emsalsiz bir halettir. Okumak yazmak bilmez, kıraat kitabet görmemiş bir ümmi 14 asrın bütün filozoflarını hayrette bırakan bir din ile def atan tecrübesiz meydana çıkmış. İptidai ve intihai birleştirmiş. İnsanların yaptığı ilk tekerle şu anki tekerlek aynı mı? Hayır. Ne var? Gelişim var. İnsanların yaptığı ilk arabayla şu anki araba aynı mı? Hayır. Ne var? Gelişim var. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başı ve sonu birleştirmiş. Koyduğu hiçbir kanun gelişmeye ihtiyacı yok. En mükemmelini koymuş yani. İptidai ve intihai birleştirmiş. O onun peygamberliğine delildir. Kızların dilidir gömerken müteessir bile olmayan vahşi kavimlerin oturduğu vahşet abad bir sahrada gelmiş ve o sahradaki bedevileri insaniyet semasının sultanı yapmış. Her birisini bir yıldız yapmış ki hangisine tabi olsanız yolunuzu bulursunuz. Onun getirdiği eğitim metodu, onun yetiştirdiği nesil, onun ortaya koyduğu hakikatler, onun elinden sadır olan binlerce mucize, elindeki Kur'an vesaire, binlerce delil onun peygamberliğine delildir. Cenab-ı Hak onu anlamayı nasip etsin, kemaliyle anlamayı nasip etsin, tefekkür etmeyi nasip etsin, düşünmeyi nasip etsin. Gençlerle oturup kalkıyorum ben, herkesin dünyasında bir rol model var. Sadece gençlerin değil, gençlerin rol modeli şarkıcı, futbolcu, ihtiyarların rol modeli ki 40 yaşından sonra insan dinen ihtiyar kabul ediliyor. Artık 40'tan sonra aşağıya iniş başlıyor ve kemal yaş olarak kabul ediliyor. O yaşın üstünde olan insanların da idolü siyasetçiler. Ruh dünyası onunla kirleniyor yani. Gözünü açıyor, onu görüyor.
konuşuyor, onu konuşuyor. İcraat anlatacak, onun icraatını anlatıyor. Peygamberin icraatını anlatmıyor. Bir icraat anlatacaksak peygamberimiz anlatılır. Yüzer filozofu alsınlar, o zamana gitsinler, 1000 sene çalışsınlar. O zatın 1 senede yaptığını, 1/1000'ini yapabilirler mi? Yapamazlar. Yapamazlar. Bütün sosyologları toplayın. Şu an dünyadaki problemleri sosyologlar çözebiliyorlar mı? Çözemiyorlar. Çözseler insanlık bu halde olmaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yetiştirdiği nesil ortada. Eğer mizan istersen İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer, birbirine kıyası bir çekirdek bir şecer, defaten verdi semer, o nazar Ahmedi, o himmedi peygamber diye Hazreti Ömer'in İslamiyet'ten önce ve İslamiyet'ten sonraki halleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberliğinin delilidir. İslamiyet gelmeden önce kızını diri diri gömerken müteessir olmayan Ömer'den, benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu noktasına Hazreti Ömer'i getiren peygamberimizin icraatı anlatılır eğer bir şey anlatılacaksa. Adalet denen cesede ruh üfleyen Ömer anlatılır yani. Ama dünyamız dediğim gibi siyasetle, topla, tüfekle, futbolla, onunla bununla kirlendiği için icraat anlatacağımızda siyasetçilerin, kemalat anlatacağımızda futbolcuların, bir şey anlatacağımızda şunun bunun anlatıyoruz. Cenab-ı Hak kendi adıma söylüyorum ama duamızı umumileştirelim. Hepimize şuur versin. Şimdi dediğim gibi ben Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamberlik delillerini anlatmayacağım. O zaman ne anlatacağım? Söyleyin abi. Ahlakı. Ahlakından bahsedeceğim. Bahsedelim yani. Sünnet-i Seniyye'den bahsedecektim. Ahlak da sünnetin içindedir değil mi? Değil mi? Onun ahlakı nedir? Kur'an'dır. O zaman onun ahlakından bahsedelim. Ama ahlakından bahsetmeden önce şunu ifade edeyim. Bir ayet-i kerime var. Biz sünnet-i seneye ittiba etmek mecburiyetindeyiz. Tamam. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki mealen gul in kuntum tuhibbunallah fettebuni yuhumkumullah ayet-i kerimesinde mealen Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'a imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz sevdiği tarzı yapacaksınız. O sevdiği tarz ise sevdiği zata benzeyeceksiniz. Ne zaman ona benzeseniz Allah sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla Allah'ın bizi sevmesinin yolu nereden geçiyor? Peygamber'e benzemekten. Kur'an şiddetle peygambere benzemeyi bize tavsiye ediyor ve teşvik ediyor. Benzemekten kasıt. Adem abi burada mı? Yok. Sabah konuşmuştuk. Yani siz vardınız abi. Evet. Şimdi sabah konuştuk. Benzemek deyince bakın şunu söylüyorum ben derslerde yani. Şimdi peygambere benzemenin birçok cihet cephesi var. Genelde benzemek deyince bizim aklımıza şekline benzemek geliyor. O da değerli. Ya onu söylüyorum bak o da değerli. Yani şeklen benzemek. İşte cübbe mi giyiyor, sarık mı giyiyor, sakal mı bırakıyor? Tamam bu değerli. Onun gibi oturuyor, onun gibi kalkıyor, onun gibi yemek yiyor, onun gibi vesaire. Bu değerli şeklen benzemek. Ama biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmaya çalışacağız. Kul hakkına dikkat edebiliyor musun? Adil misin mesela? Adaletli misin? Adaleti gözetiyor musun? Zulme taraftar mısın? Kalben bir yerde bir kötülük gördüğünde düzeltmeye mi çalışıyorsun? Yoksa umursamıyor musun? Her şeyin iyisi benim mi olsun diyorsun, kardeşinle mi paylaşıyorsun? İlâ ahir yani. Biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bu cihetlerle benzemeye çalışacağız. Onun ilmine beşikten mezara kadar ilim diyen bir peygamberi ümmeti olarak elimize kitap alacağız. Beşikten mezara kadar ilim diyen bir peygamberin ümmeti olarak Allah Kur'an'dan bizden ne istediğini merak edip Kur'an-ı Kerim'i açacağız ve okuyacağız ve tefekkür edeceğiz. Değil mi? Tebliğ diyen, insanların imanını muhafaza etmek için bütün hayatını feda eden bir peygamberin ümmeti olarak ona ruhen benzeyip insanların imdadına koşmaya gayret edeceğiz. Şeklen benzemek sünnet denen okyanusun damlasıdır. Onun gerisi ahlaktır işte. Ahlak. Cenab-ı Hak o ahlakla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin. Şimdi eğer o ahlakla ahlaklanırsak yani sünnet-i seniyeye ittiba edersek ki şunu da söyleyeyim. Sünnet-i seniyenin bütün nevine ittiba etmek ehassı havassa mahsustur. Bizim işimiz değildir. Ne demek bizim işimiz değildir? Mesela bir misal vereyim. İsraf haramdır, iktisat da sünnettir. Değil mi? İktisat sünnettir. Şimdi ben iktisat sünnetinin nesine dikkat ederim? Çeşme akıyorsa kapatırım.
Ya hayır söyler ya susarım, boş konuşmam. Hayatımı israf etmemeye gayret ederim. Ama bu sünnetin öyle bir nevi var ki büyük insanlar, yani o ehassı havas dediği üstadın insanlar hayallerini israf etmemişler. Hayallerini yani. Bizim hayallerimizin hepsini dünya süslüyor. Hepimizin hayalinde ev almak var, araba almak var, kariyer yapmak var. Hep bunlar süslüyor ama onların hayallerini bunlar kirletmemiş. Ama biz onu yapamayız. O yüzden bu mertebe ehassı havassa mahsustur. Ama bin niyet, bil kas, bir irade, bir fiil olmasa da bunlarla sahip çıkabiliriz. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ya şu mertebeye de ittiba edebilsem desek Allah onun sevabını yazabilir. Yani. Ama dediğim gibi bütün nevine ittiba edemeyiz. Ama ne kadar ittiba edebilirsek ona gayret etmemiz lazım. Eğer ittiba edebilirsek de şöyle bir müjde var. Diyor fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime ittiba ederse Allah ona 100 şehidin ecrini, sevabını verir. Fesad-ı ümmetim zamanında, yani tam şu zamanda. Yani sokağa çıktığınızda tesettürün sokaklarımızda hakim olmadığı, tesettür adı altında farzın değil de tarzın, modanın, şekilciliğin hakim olduğu. İşte faizin sıradanlaştığı, namaz kılma oranlarının düştüğü, insanların birbirini aldattığı, tamam mı? Ne kadar bid'a varsa sokaklarımızda hakim olduğu, siyasetin kirli yüzünün toplumda egemen olduğu vesaire vesaire. Tam bid'aların istilası zamanındaki tam şu zaman. Biz o zamanın göbeğindeyiz. Televizyonu açın. 100 tane televizyon kanalı varsa evimizin içine ne akıyor akşama kadar? Dün birisiyle konuştuk. Türkiye'de bir akşamda dizi izleyen insanların sayısı tam 55 milyonmuş. 55 milyon. O 55 milyon insanın izlediği dizilerde ne anlatılıyor? Çarpık ilişkiler, ahlaksızlıklar. En masumunu söylüyorum. Orada gördüğümüz bütün kadınlar bize haram. Biliyor musunuz? İsterse bir kadın haber sunsun, tesettür falan vesaire. Haram bize. Ama kimin umurunda? Oradaki saçma sapan ilişkiler kimin umurunda? Şu an bir tane paralı platformda bir adam var. Gece gündüz bütün işi küfretmek, bütün işi küfretmek ve her videosunu en az 10 milyon adam izliyor. Yatak odasında konuşamayacağı muhabbetleri insanlarla konuşuyor. Bid'aların ve insanlar bunu alkışlıyor. İnsanlar para verip izlemeye gidiyor ve para verip seyrediyor. Tamam. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bir adamın ağzından küfür kelimesi çıkarsa Allah ve melekleri ona lanet eder diyor. Ama milyonlarca insan onu izleyip gülüyor mesela. Para veriyor değil mi? Peşinden gidiyor vesaire. Gıybet. Sokaklarımızı sarmış mı? Evlerimizi sarmış mı? İftira. İnternete bir adam bir şey yazıyor. Tamam mı? Ya geçen şunu bak şöyle bir şey yaşadım. Adamın bir tanesine hadis söylüyorum. Bak hadis. Tamam mı? Diyorum ki şöyle bir hadis var. Yok diyor, o hadis olamaz. O hadis değildir diyor. Delilin nerede diyor. Delilin. Ya dedim çok doğru söylüyorsun. Allah razı olsun. Bak bu yaklaşımın çok hoşuma gitti dedim. Delil mi? Açtım gösterdim. Buhari'de şu hadis. Kur'an'dan sonraki en sahih kitap Buhari ve Müslim'dir. Ehli sünnetin icmadır bu. Buhari'de görmek peygamberin ağzından işitmek gibidir. Bütün alimler bunda ittifak etmişlerdir. Buhari'de gösterdim. Tamam ikna oldu. Ya dedim ki sen bir hadis duyduğunda kaynak arıyorsun. Buhari'den mi nerede diye soruyorsun doğru. Ama bir münafık senin kulağına bir cümle üflediğinde niye delil aramıyorsun? Niye hemen inanıyorsun? Niye gıybet ediyorsun? Niye iftira atıyorsun? Niye bu topluluğu ötekileştiriyorsun? Hadiste delil arıyorsun da iftira atarken niye aramıyorsun? Bunu söyledim ona. Cenab-ı Hak hepimize şuur versin. Dini konu olduğunda delil arıyoruz ki aramamız lazım. Ama biri gelip kulağımıza ya Ahmet şöyleymiş dediğinde delile gerek yok. Yani, Mehmet şöyleymiş de delile gerek yok. Bütün bağcılarda oturanlar böyleymiş. Delile gerek yok. Ya bu ahlaksızlıktır yani. Peygamberin ahlakından bahsediyoruz ya. Bu ahlaksızlıktır. Cenab-ı Hak bize o ahlaksızlıktan muhafaza etsin yani. Gıybetten muhafaza etsin. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ateş odunu nasıl yiyip bitirirse gıybet de salih ameli yer bitirir. Ama salih ameli yer bitirir. Mesela salih amel demirse gıybet ateştir. Gıybet ateşi salih amel denen demiri eritir. Bizim amelimiz zaten demir değil kağıt. Üstad diyor ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Demiri eriten bizim kağıt amelimizi ne yapar yani? Cenab-ı Hak bize şuur versin. O yüzden Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya hayır söyleyin
Ya da susun. Bir ayet-i kerime var. Cehennemdekilere soruyorlar. Siz niye buradasınız? İki şey söylüyorlar. Bir, biz namaz kılanlardan değildik. Namazı terk etmiştik. İki, biz batıl sözlere dalmıştık diyorlar. Batıl söz. Gıybet batıldır, iftira batıldır, maleyani batıldır. Siyaset, top tüfek batıldır işte yani. Ona dalanın akıbetinin ne olduğunu ayet bize haber veriyor. Cenab-ı Hak bizi ondan muhafaza etsin. Ya hayır söyle ya susun, içerisine bütün o batıl olan her şey girer yani. Şimdi biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından bahsedeceğiz. En cömert odur. En adil odur. En hikmetli odur. İlahir. Her şeyin en zirvesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vardır. Sohbetin başında ifade ettim. Bütün insanların en efdali, en eşrefi, en azimi, en kerimi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O zaman elbette o zatın sünneti iktida edilecek, yani uyulacak en güzel numunedir. Takip edilecek en sağlam rehberdir. Düstur iddiaz edilecek en muteber kanundur. Ve durum böyleyken, Üstad Hazretleri diyor ki durum böyleyken, yani Peygamberimizin peygamberlik delilleri ortadayken, onun işte şahsiyet-i maneviyesinden bahsettim, böyle bir şahsiyet-i maneviyeye malikken ve sünnete ittibayı Allah emrederken, bir insan diyor, bir, sünnete ittiba etmezse hasaret-i azime, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azime, tekzibi işmam eden tenkit dalalet-i azimedir diyor. Bir adam sünnete ittiba etmekte tembellik ederse hasaret-i azime, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azime, tenkit ederse de dalalet-i azimedir diyor. Cenab-ı Hak bizi ondan muhafaza etsin. Bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, İman bakımından en mükemmeliniz ahlakça en güzelinizdir diyor. İman bakımından en mükemmeliniz ahlakça en güzelinizdir diyor. Şimdi güzel ahlakın esaslarından bir tanesi ne? Hasbi olmak. Yani samimi olmak. Yani ihlaslı olmak. Bence bugünümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu. İhlas. İhlas nedir? Yapılan amelin sırf Allah rızası için yapılmasıdır. Dostluğun Allah için yapılmasıdır. Bir adamı sadece Allah için sevmektir. Makamı, mevki, güzelliği, şanı, şöhreti falan filan değil yani. Hasbi olmak, samimi olmak. Ya samimiyet öyle bir iksir ki, bak, bir adama riyakarane 1000 tane süslü cümle kurabilirsiniz. Ama samimane bir cümleyle seni seviyorum desen, bütün o süslü cümlelerini tartar. Aynen öyle de bir dirhem ihlaslı amel, ey Rabbim seni seviyorum ve emrettiğin için yapıyorum, bir dirhem ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlassız Kabe'yi inşa edeceğine ihlaslı bir çakıl taşı koymak ondan daha hayırlıdır. Biz bir şey yaparken kalbimizi yoklayacağız. Ben bunu niye yapıyorum? Adam caminin kapısına yazıyor. Bu cami bilmem ne temizlik firması tarafından temizlenmektedir. Bu ekmeği bilmem kim dağıtmıştır. İşte bu iyiliği bilmem kim yapmıştır. Ya niye yapıyorsun? Ayet-i kerimede diyor ki vay o namaz kılanların haline. Neden? Çünkü namazlarında Allah'ın rızasını gözetmezler. O ayetten hareketle şunu söyleyebiliriz. Vay o yardım edenlerin haline. Tamam. Vay o iyilikte bulundum diyenlerin haline. Vay benim gibi buradan ilmini satanların haline. Biz sabah niye kalkıyoruz namaza? Ya da bir adama niye selam veriyoruz mesela? Bir adama niye iyilikte ihsanda bulunuyoruz mesela? Eğer Allah rızası için bulunmadıktan sonra bir diğeri kıymeti yok yani. İhlas. Üstad Hazretleri burada anlatırken diyor ki niyet bir ruhtur, niyet. Niyet ettim öğlen namazı kılmaya. Bu ruh olmadan namaz olmaz. Niyet farzdır. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını dedim mi namaza başlarsın. Niyetini Allah rızası için dediğinde namazı kılmış olursun. Tamam. Niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Ya sahabeler cümleye nasıl başlıyorlar abi? Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor değil mi? Anasını babasını feda eden adamlardan rahatını feda edemeyen adamlara evrildik yani. Ya peygamberin 10 tane sünneti, hadisi aklımızda yoksa bak kendime söylüyorum, sizi karıştırmıyorum. Ya niye yaşadım ben 40 yıl yani?
10 tane hadis ezberlemediysem, 10 tane hadis yaşamadıysam, sünnete ittiba etmediysem, koskoca bir hiç ya. Gerçekten. Ya peygamberin bir sözüne, İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden asker ne güzel askerdir bir sözüne, Eyüp Sultan kendini ata bağlayıp İstanbul'a gelmiş ya. Bir sözüne ya, bir sözüne yani. Cenab-ı Hak hepimize şuur versin yani. Şimdi ben geçen şöyle bir şey yaşadım. Şimdi birisine bir şey alacağız, tamam, diyelim kitap alacağım. Yani gerçi kitap bu misale uymaz da, diyelim bir tane tespih alacağım böyle. Tamam. Şimdi yanımda birisi vardı. Dedim ki şöyle bir tane tespih istedim ben. Tespih gelecek, Ahmet'e vereceğim dedim. Bana dedi ki abi senin tespihin biraz eski ya. Madem yenisi geliyor, yenisini sen al. Eskisini ona ver yani. Hani niye yeni geleni ona veriyorsun diyor. Şimdi zahir de beni düşünüyor ya. Zahir de. Ama hakikat noktasında bak Müslümanın hasreti ne biliyor musunuz? İnsan hep en iyisi bende olsun demez ki yani. Bak Hazreti Ebu Bekir ne diyor? Allah'ım cesedimi cehennemde öyle büyüt ki ehli imana yer kalmasın. Kendisi için iyi olanı istemiyor. İyiyi kardeşi için istiyor. Bu artık bunun zirvesi yani. Kardeşim cennette olsun, iyisi onun olsun. Cehennemde tek ben kalayım yani. Vücudum büyüsün, kimse giremesin oraya diyor ya. Nerede kaldı tesbihin iyisi kötüsü yani? Ya ben bazen kardeşlere diyordum ki biz Hazreti Ebu Bekir'le aynı cennete gideceğiz. Yan yana oturmaya yüzümüz olsun yani. Ben bazen Erzurum'da medresedeki kardeşlere diyordum ki gittik mahşer meydanına. Tamam mı? Hayal ya. Hayal zindanda kayıtlı olan sahibini yıldızlarda gezdirir ya. Gittik mahşer meydanına. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam burada. Bütün sahabeler burada. Arkasında da biz dizilmişiz işte. Ehli iman. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çağırsa mesela Hazreti Ebu Bekir'e. Dese ki ya Ebu Bekir sen ne yaptın İslamiyet için? Ey Allah'ın Resulü ben senin en sıkıntılı zamanlarında sana arkadaşlık yaptım. Sana hicrette yoldaşlık yaptım. Kimse sana inanmazken o ne dediyse doğrudur diyor dedim. Halifeliğini yaptım, malımı verdim falan. Peygamber aleyhisselam der maşallah sen geç. Ömer gelse sen ne yaptın? Ben adaleti ayakta tuttum. Tamam mı? Falan. Ali'ye, Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'a, diyelim Eyüp Sultan'a, işte sair sahabelere, diyelim Bediüzzaman Hazretlerine sen ne yaptın? 80 sene ömrümde dünya zevkine bir şey bilmedim. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Tamam sen de geç. Ya sen geldin, ben geldim. Ya diyorum ki kuracağımız 4 cümle olsun. Mesela cümlelerimiz şu mu? İş kurdum Allah'ım. İş kurdum ey Allah'ın Resulü. Çocuklarımı evlendirdim ey Allah'ın Resulü. Diziyiz. Ya anlatacak bir şeyimiz olsun. Nedir o? Ya bir adamın alnının secdeye gitmesine sebep oldum. Ey Allah'ın Resulü gece kalktım kimse yokken dua ettim. Ey Allah'ın Resulü senin için ben gözyaşı döktüm. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Gözünden Allah korkusundan dolayı bir damla yaş dökülen adama cehennem haramdır diyor ya. Cehennem böyle öfkesinden parçalanmak derecesine gelecek. Tekadu temenyuzu milal gayz. Hel min mezid daha yok mu diyecek. Sonra diyor Cebrail bir su getirecek. Bir bardak gibi yani. Temsilen söylüyorum. Peygamber Aleyhisselam'a verecek. Diyecek bunu cehenneme at. Cehenneme atınca sönecek. Diyor Peygamber Aleyhisselam soracak. Ya Cebrail bu nedir? Cebrail diyecek ki bu senin ümmetinin gözyaşıdır. Cehennemin ateşini söndürür ya o. Diyorum ki 50 senelik ömründe Allah korkusundan bir damla gözyaşımız olsun yani. Ya televizyon izlemekten, maç seyretmekten, dizi seyretmekten, film seyretmekten peygambere yer kalmıyor, zaman kalmıyor yani. Cenab-ı Hak hepimize şuur versin ya. Ya biri sevilecekse o peygamberimizdir, biri övülecekse peygamberimizdir, birinin peşinden gidecekse o peygamberimizdir yani. Biri konuşulacaksa o peygamberimizdir, birine minnettar olacaksa o peygamberimizdir, birisi için ölünecekse o da peygamberimizdir yani. Cenab-ı Hak onu anlamayı nasip etsin. Şimdi bu tesbih konusu oldu ya, bak burada diyor ki, sahabeler nasıl yaşamışlar? Sahabelerin senayi Kur'aniye'ye mazhar olan İsar hasretleri var. İsar. İsar hasretleri senayi Kur'aniye'ye mazhar olmuş. Yani ayet inmiş ya. Ayet. Bir ayet var. Nuzul sebebi nasıl anlatılıyor biliyor musunuz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanına birisi geliyor. Diyor ey Allah'ın Resulü ben açım. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor sahabelerine. Bu kişiyi doyuracak kimse var mı içinizde? Bir tane sahabe kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü ben doyururum diyor. Alıyor götürüyor evine. Hanımına diyor ki ne var yiyecek?
Hanımı diyor sadece çocukların yiyeceği kadar şey var, yemek var. Sahabe diyor ki çocukları yatır diyor. Çocukları aç aç yatırıyorlar. Sonra orada gaz lambası var. Böyle yanlışlıkla sönmüş gibi onu da söndürüyorlar. Koyuyorlar misafirin önüne yemeği. Bunlar da sofrada yiyor gibi tabağın sağına soluna vuruyorlar. Sahabe. Yemeği sadece misafir yiyor. Misafir tok, bütün ev ahalisi aç yatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sabah o sahabeyi görüyor. Ona diyor ki sen gece ne yaptın? Diyor ey Allah'ın Resulü ben bir şey yapmadım. Senin misafirini diyor misafir ettim. Diyor sen gece öyle bir şey yaptın ki ey Allah'ın Resulü ben bir şey yapmadım diyor. Sadece onu misafir ettim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki sen öyle bir şey yaptın ki diyor Allah gece ayet indirdi. Ve yu'thirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsa. Diyor onlar ihtiyaç sahibi olduklarında kendi nefislerini kardeşlerinin nefsine tercih ederler. Ya nerede bu tesbihin iyisini santaktan? Yani nerede ona yani? Değil mi? Sahabe döneminde bir tane koyundan bir koyun bir parça koyun veriyorlar bir sahabeye. O sahabe diyor ki komşum daha ihtiyaçlıdır diyor. Ona veriyor. 7 tane ev dolaşıp o sahabeye geri geliyor koyun. İsar, İsar. Biz birbirimizi Allah için seversek birbirimize böyle bakarız yani. Bana ne onun makamından, güzelliğinden, şanından, şöhretinden, şusundan, busundan ya. Ya ihlas diyor öyle bir hassaya maliktir ki hasenatı seyyata, seyyata hasenata tebdil eder. Namaz kıla kıla cehenneme gider bir adam. İhlassız olsa yani. O yüzden Cenab-ı Hak bize ihlaslı dostlar nasip etsin. Birbirini gerçekten seven dostlar nasip etsin. Birbirini Allah için sevdin mi? Bak sahabelere inci tanesi gibi dünyanın her tarafına dağılmışlar. Ya bir sahabenin, mesela Erzurum'da sahabe var ya. Abdurrahman Gazi Hazretleri. Ya diyorum Erzurum'da sahabenin ne işi var ya? Sen Mekke'yi, Medine'yi bırak. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam manevi kucağını bırak. Bire 100.000 sevap veriliyor Kabe'de namaz kıldığınızda. Bire 100.000 sevabı bırak. Yol bilmeden, iz bilmeden, dil bilmeden, başına ne geleceğini bilmeden, çoluk çocuğu geride bırakarak, yanına hiçbir şey alamayarak, atla, deveyle, yürüyerek Mekke'den kalk Erzurum'a gel. Bak bizim için gelmiş. Bizi düşündüğü için gelmiş. Yoksa rahat rahat Kabe'de 1'e 100.000 namazını kılar. Ne işi var burada ya? Ya diyorum bak ne kadar kaliteli insanlardan. Ama ümitsiz değilim. İnşallah öyle bir nesil gelecek. Ama inşallah o nesil biz olalım yani. Bizim hissemiz olsun yani. Değil mi? Ama bakın öyle insanlardan bugüne gele gele kendini düşünen insanlara gelmişiz ya. Kendimizi düşünüyoruz ya sadece. Her şeyin en iyisi bizim olsun. Her şeyin en güzeli benim olsun. Bir ihsan ikramda mı bulunacak? Allah bana versin. Mesela bazen konuşuyoruz şeyde yazan çizen oluyor. Ya işte hocam Allah şuna vermiş bize niye vermiyor? Ulan ona vermiş bize niye vermiyor diyeceğine sana vermiyorsa bir hikmeti vardır. Ona da vermişse elhamdülillah de yani ya. Subhanallah yani. Bak sadece abimin söylediği için güzel ahlaktan bahsedecekti ama bir tanesini anlattım bildim sadece. Ama buna devam edelim yani. Burakcığım bundan not et. Bu ikincisini de not edelim. İhlası anlattım sadece. Ki 45 dakika oldu bitireceğim. Ama bu güzel ahlaka devam edelim yani. Cenab-ı Hak bizi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Ya ihlaslı olmayı nasip etsin. Bak ben bunu çok önemsiyorum. Tamam mı abi? İnsanın yaptığı işi zaten Allah rızası için yapması zaten çok önemsenecek bir şey. Onu da buraya koyuyorum. Bak birbirimizi Allah için sevmeyi çok önemsiyorum. Ve ihlasın ve samimiyetin hissedilen bir şey olduğuna çok inanıyorum. Tamam mı? Bak yapmacık birini sevebilirsiniz. Ama bir yıldız böceği 1000 sene yıldız gibi davranamaz. Bir yerde patlar o yani. Ya samimiyet hissedilen bir şey. Bir insanı seviyorsanız Allah rızasını seveceksiniz, tamam mı? O da karşıya geçer yani. Onu hisseder karşıdaki adam. Hiçbir sebep olmadan yani. Tamam. Ya böyle yapsak inanın dünyamız da cennet olacak. Ahiretimiz de cennet olacak yani. Değil mi? Aldın. Ha şunu söylemiyorum bak. Bu konuları çok suistimal eden adamlar oluyor. Ben mesela yoldaki dilencilere kesinlikle para vermiyorum. Çok böyle kalbime dokunan olursa belki o an ona para vermeye niyet ediyorum. O paraları arabanın köşesine koyuyorum. Kitap alıp dağıtıyorum yani. Hani diyorum ki bu bana bunu hatırlattı. Buraya koyayım ona vereceğim parayı. Ya suistimal edenlere de vermeyeceğiz. Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Müslümanın ferasetinden korkun.
diyor, o Allah'ın nuruyla bakar. Ya kim şey, kim değil, Allah ona hissettirir onu yani. Gerçek manada takvalı adama yani. Samimi mi değil mi, asbi mi değil mi falan. Ve diyor mümin bir delikten iki kere sokulmaz. Ya biz demiyoruz herkese böyle kananım, sevelim, her şeyimizi verelim. Ondan bahsetmiyorum yani. Mümin aynı zamanda hikmetli olur. Ölçer, biçer, tartar. Kime nasıl davranacağını bilir yani. Tamam. Ama birbirimizi Allah için seveceğiz. Tabii kimsenin bizi kandırmasına da izin vermeyeceğiz yani. O da ayrı. Onu da yaşayabiliyoruz yani. Ama birbirimizi ihlasla seversek, ben şuna çok inanıyorum. Allah bizim karşımıza en hayırlı insanları çıkartır. Cenab-ı Hak karşımıza hayırlı insanlar çıkartsın. İhlaslı insanlar çıkartsın. Sünnete ittiba etmeyi nasip etsin. O ahir zamanda sünnete ittiba eden 100 şehidin ecrini, sevabını kazanacak diyor ya. Cenab-ı Hak o sevabı almayı nasip etsin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şefaatine hepimizi nail eylesin. İmanla kabir kapısını açıp ebedi saadet diyarı olan cennete gidebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وأمتعنا بسمعنا وبصرنا وقوتنا في سبيلك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا رحمن الدنيا والآخرة تعطيها من تشاء وتمنعها من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الأبواب اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلف علينا كل غائبة لنا بخير اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا أي ربimiz bize helal rızık nasip ederek bizi haramlardan koru. Lütfunla bizi senden başkasına muhtaç etme. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un Rabbi olan Allah'ımız. Ey bereketleri indiren Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbimiz. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık hak ve yegane malik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi, ey büyük olan arşın sahibi, senden bizi helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyoruz. Senin rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi, sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Rabbimiz, bize borçlarımızı ödemeyi ihsan eyle. Bizden fakirliği gider, kulağımızı, gözümüzü ve kuvvetimizi senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Ey mülkün maliki olan Rabbimiz, sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen her şeye kadirsin. Ey kapıları açan Rabbimiz, bize en hayırlı kapıları aç. Bize verdiğin rızık konusunda bizi kanaat sahibi yap ve rızkımızı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bize ihsan eyle. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır, bize afiyet ve hayırlı rızık ver. Ey Rabbimiz, bizi kazana razı kıl, bize takdir olunanı bizim için bereketlendir. O hale gelelim ki, tehir olunanın tacilini, tacil olunanın da tehirini istemeyelim. Allah'ım hanelerimize bereket, afiyet ve huzur ihsan eyle. Bize senden başkasını el açtırma. Azla yetinebilmeyi nasip eyle.
Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbaalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet, bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin, amin, amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.